Değerli Yeni Mesaj TV izleyicileri, sizlerle bu hafta finans gündeminde çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle beraber her pazartesi saat 10'da bundan sonra finans gündemini beraber sunmaya çalışacağız. Finans profesörü Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamızla beraberiz. Kendisine programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hemen kendisinin tanıtmasını rica edeceğiz hocamızdan. Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi kimdir hocam? İbrahim Halil Ekşi Gaziantep'lidir. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Aynı yıl Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. 2014 yılında finans bilim dalından doçentlik ünvan ve yetkisini almıştır. 2020 yılında profesör ünvanına layık görülmüştür. 2014 yılından bu tarafa Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Muhasebe Finansman Kürsüsü Başkanı olarak devam etmekteyim. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi bu haftanın ekonomik verilerine şöyle girmezden önce açıklanacak veriler var. Yurt dışında ve yurt içinde açıklanacak veriler var. Bunları da ben kısaca yan ekrana alayım. Buradan çok da vaktini almadan izleyicilerimizin hızlı bir şekilde izah etmeye çalışalım inşallah buradan. Diyor ki bu haftaki açıklanacak veriler hocam kapasite kullanım verileri oranı artı reel kesim güven endeksi, yabancı turist girişi, merkezi yönetim borç stoku ve ekonomik güven endeksi ile ilgili veriler açıklanacak hocam. Neler söyleyebiliriz izleyenlerimize hocam? Şimdi Hayri Bey, öncelikle yeni açıklanan birkaç ekonomik gösterge var. Bu göstergelerden ne yazık ki bazıları olumsuz, bazıları olumlu göstergeler. Mesela olumsuz göstergelerden birkaç tanesini sayayım. Kısa vadeli dış borç stoğumuz 2019 yılına oranla %12.9 oranında artarak 138 milyar dolara çıkmıştır. Vadesi bir yıldan kısa olan dış borç stoğumuz da 189 milyar dolardır. Diğer bir ifadeyle bir yıl içinde 189 milyar ödememiz gerekiyor. Turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş oldu. %65 düştü turizm gelirleri ve 12 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı da ne yazık ki artarak, %69 oranında artarak 50 milyar dolara çıktı. İhracatımız buna bağlı olarak geriledi 170 milyar dolara, ithalatımız da %4 artarak 220 milyar dolara gerçekleşti. Bunlar, bu saydığımız makro veriler ne yazık ki ülke adına olumsuz göstergeler, olumsuz veriler. Diğer taraftan birkaç olumlu göstergemiz de açıklandı. Bunlar genellikle güven endeksleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Ekonomik güven endeksi, reel kesim güven endeksi gibi. Bu güven endekslerinde pandeminin gidişatına bağlı olarak az da olsa, vaka sayılarındaki gidişata bağlı olarak az da olsa bir iyileşme görülüyor. Bana göre en önemli iyileşme CDS primlerimizde. 5 yıllık devlet tahvillerinin CDS'leri 300 puanın altına düşmüştü biliyorsunuz. 300 bas puanın altına düşmüştü. Evet. Şu anda 290 bas puanlarda. Bu güzel bir gelişme. Bu rakam Kasım 2020'de 500'ün üzerini görmüştü. Ülkenin riski adına, daha doğrusu yatırımcı iştahı veya yatırımcı güveni adına CDS'ler çok önemli bana göre. İyi okumak gerekiyor. Artı, yanlış hatırlamıyorsam dün kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi ama görünümünü negatiften durağına çevirdi. Bu da güzel bir gelişme ülkemiz adına. Dolayısıyla ya bir tarafta tabiri caizse terazinin bir tarafında olumsuz göstergeler, bir tarafında olumlu göstergeler. Ha, önümüzdeki hafta açıklanacak işte kapasite kullanım oranıydı, güven endeksleri, diğer güven endeksleri falan. Bunlarda da çok olumsuz bir şey beklemiyoruz. Yani kapasite kullanım oranı biliyorsunuz reel sektörle ilgili bir oran, bir gösterge. Reel sektörde yavaş yavaş çarklar dönüyor. Şu ara mevsimlik bir şey var, durağanlık var özel sektörde. Dolayısıyla belki birkaç puan %70'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam son açıklanan rakamlar, kapasite kullanım oranları. Biraz bir iki puan düşüş beklenebilir ama onlar normaldir. Yani mevsim itibariyle böyle bir şey var. İşte turizm gelirleri açıklanacak saydınız
Daha önce de açıklanmıştı kısmi. Dolayısıyla yani turizm gelirlerinde de ciddi bir şey beklemiyorum. Düşüş beklemiyorum. Tabii bu rakamları değerlendirirken Hayri Bey, siz de biliyorsunuz bu işleri. Birkaç göstergeyi beraber değerlendirmekte fayda var. Yani bir göstergeden hareketle o memleket iyiye gidiyor, güllük gülistanlık demek de çok doğru bir şey değil. Diğer bir olumsuz göstergeden hareketle o memleket yandı bitti kül oldu, bu da çok doğru bir şey değil. Yani ekonomik göstergeleri bizi izleyenlere buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani ekonomik göstergeleri birlikte değerlendirmekte fayda var. Şimdi vaktimiz var değil mi? Ben gidiyorum ama. Sıkıntı yok hocam. Şimdi Hayri Bey, şimdi göstergeler eğer birbirini teyit ediyorsa, olumlu veya olumsuz göstergeler, çok problem değil. Göstergeler birbirini teyit ediyorsa o zaman bir trendden veya bir eğilimden bahsetmeniz mümkündür. Mesela CDS'imiz düşüyor. Doğru mu? Bu olumlu bir gelişme. İki, Fitch Türkiye'nin kredi notunu henüz yükseltmese de görünümünü bir anlamda pozitife çevirdi. Bir anlamda. Yani durağan bir de pozitif oluyor biliyorsunuz. Negatif, durağan pozitif diye genelde sıralama böyle geliyor. Bu da ikinci bir olumlu bir gelişme. Artı kurlar biraz belli bir seviyeye indi, döviz kurları. Efendim, bunlar olumlu gelişmeler. Artı işte borsamızda endeks yükseliş eğiliminde, fena değil en azından. Dolayısıyla bu birkaç gösterge beraber değerlendirildiğinde önümüzdeki aylarda çok ciddi bir terslik, yurt dışı kaynaklı veya işte siyasi, politik, jeopolitik risk kaynaklı bir sıkıntı yaşanmazsa efendim veya içeriden politik böyle bir sıkıntı yaşanmazsa bu yani gelecek ayların olumlu göründüğünü kısmen de olsa söyleyebiliriz. Bu olumlu göstergelerden yola çıkarak yalnız onu ifade edeyim. Ha işin öbür tarafında ne yazık ki özellikle borçlanma anlamında çok ciddi rakamlara ulaştık. Bu borcun nasıl döndürüleceği soru işareti veya ne kadar döndürüleceği soru işareti. Artı dikkatinizi çekmiştir belki. Şu anda bireysel yatırımcılar ve reel sektör sermaye piyasalarından yararlanma anlamında ciddi bir mesafe kat etti. Firmalarımız birer ikişer halka açılıyor. Tamam mı? Bunlar güzel gelişmeler. Yani yatırımcının parasını bankaya götürüp veya bir finans kurumuna götürüp yatırmaktansa reel sektöre veya halka açılmaya veya sermaye piyasalarına aktarılması daha katma değer anlamında söylüyorum daha olumlu bir şeydir. Yani biz bunu gözlemliyoruz. Yani Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısı şu anda ciddi bir artış kaydetti. Bu olumlu bir gelişme. Yani insanlar, yatırımcılar, tasarruf sahipleri, birikim sahipleri, bireysel yatırımcılar efendim sermaye piyasalarına yavaş yavaş giriyorlar. Bunlar güzel gelişmeler. İşte tüm bu güzel gelişmelerden, olumlu gelişmelerden hareketle efendim önümüzdeki haftalarda, aylarda çok olumsuz bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Yapamıyoruz daha doğrusu. Tüm bu olumlu gelişmelerden hareketle Hayri Bey önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda ciddi bir içeriden veya dışarıdan riskle karşılaşılmazsa bu stabil durumun kurlarda, işte borsada, emtia fiyatlarında devam etmesini bekliyoruz. Olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe. Uzun zamandır ilgileniyorum finans piyasalarıyla. Söylenilen şu, yani ekonomi uzmanları tarafından aşırı miktardaki faizlerdeki artışlar ve bu faizlerin artışına bağlı olarak yurt dışından ciddi manada kredili borç paranın Türkiye'ye girmesi ve bunların özellikle de piyasalarda en çok girdiği yer birinci oranda faizler, ikinci oranda borsalar ve hazine bonoları, diğer işte önemli değerli kağıtlara bu paraların gittiğini okuyoruz veya öğreniyoruz. Bunlarla ilgili olarak dünyada da şöyle baktığımızda da asıl
değer verilmesi gereken, bana göre değer verilmesi gereken sonuçta bir karşılığı olduğunu düşündüğüm değerli metallerin ciddi manada diplerde olduğunu görüyoruz. Birçok değerli metallerin. Bunun yanı sıra da kripto currency'lerin bütün dünya piyasasında ciddi manada günlük %10, 20, 50, 100, 400'lük devasa devasa artışlara sebep olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek, nasıl okumak gerekir hocam? Teşekkür ediyorum Hayri Bey. Şimdi finansal piyasalarda öncelikle şunu bilelim. Dinleyenlerimiz, izleyicilerimiz şunu bilsin. Finansal piyasalarda reel sektörde dönen paralardan çok daha yüksek miktarlı, çok daha yüksek montanlı rakamlar dönüyor. Tamam mı? Yani finansal piyasalar artık normal standart piyasaların çoktan dışına çıktı. Özellikle sanal paraların, kripto paraların devreye girmesiyle birlikte bu eğilim arttı. Esasında bana göre kripto paraların ortaya çıkmasının, ortaya atılmasının en önemli gerekçesi Amerikan dolarına olan tepki diyelim. Tamam mı? Yani Amerikan doları biliyorsunuz convertible para, rezerv para. Dünya ticaretinin, finans piyasalarındaki dönen işlemlerin neredeyse yarısı Amerikan dolarıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunu Burada gören izleyici... sözünüzü keseceğim hocam. Özür dilerim. Tamam. 8 bin civarında kripto para olduğunu biliyoruz. Hı Bu hı. kripto paralar şimdi şöyle bir genel olarak piyasalarda hakim olan bir görüş var. Sizin dediğiniz gibi rezerv paraya tepki olarak Hı. bu kripto paraların geliştiğini söyleyebilir. Bunu peki bu tepkiyi kim oluşturdu? 8 bin çeşit kripto para nasıl ortaya çıktı hocam? Bununla Şimdi beraber önce açıklamanıza devam ederseniz. tabii. Şimdi kripto paraların ortaya çıkışı da bir muamma. Biz makalelere bakıyoruz, akademik çalışmalara bakıyoruz. Kripto paraların ortaya çıkaran kişi bile belli değil. Yani arkasında bir defa en önemli sakıncası kripto paraların arkasında bir devlet yok. Ha, Merkeziyetsiz. merkezi bir yönetim yok. Yani atıyorum Türk liramızın arkasında hazinemiz var, merkez bankamız var, devletimiz var. Ne bileyim Amerika'nın arkasında Fed'i var. İşte ne bileyim İngiltere'nin arkasında sterlinin arkasında İngiltere Merkez Bankası var falan. Ama kripto paraların arkasında böyle bir devlet gücü veya daha doğru bir ifadeyle karşılığı yok. Yani bugün bize ne diyorlar? Bize kapitalist sistem neyi öngörüyor? Yani paranın karşılığı yoksa diyor, karşılıksız para basmaktır bunların diyor. Doğru mu? Doğru ve Evet. yanlış. Böyle öğrenildi. Bu bir gerçek. Ama bakıyorsunuz dönüp kripto paraların arkasında böyle bir işte ne bileyim değerli maden, altın veya karşılık yok yani. İlla bu altın olmak zorunda değil. Emtia da paranın karşılığı olabilir biliyorsunuz. Ama bunun karşısında ne var? İşte o soru işareti. Artı ben size söyleyeyim. Bitcoin'in belki biliyorsunuz %40'ı çok küçük bir kesimin elinde. 9-10 kişinin elinde Bitcoin'in. En önemli kripto para Bitcoin biliyorsunuz. 50 bin Evet. dolarları aşıyor şu anda bir tanesi. Dolayısıyla yani %40'ını birkaç kişinin elinde bulundurduğu bir paraya ne kadar güvenebilirsiniz? Bu para suistimallere ne kadar kapalı, ne kadar güvenli, tamam mı? Ama ne yazık ki işte esas bence olayın nedeni birazcık da şu. Reel sektörde değerlendirilmesi gereken para reel sektörün kazançlarının düşmesinden dolayı değerlendirilmediğinden kripto paralarla değerlendiriliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir sanayici düşünün. Sanayici işinden %3, %5, %10 neyse kazanıyor. Ama dönüp bakıyor arkasına. Ya diyor ben hiç iş yapmasaydım diyor. Atıyorum yatırım maaşlarının şunda değerlendirseydim, bunda değerlendirseydim diyor mesela parasını. Ne Şu anda yapacaktı? da bu Orada da görüş %10 hakim kazanacaktı. yani hocam. Tabii tabii işte yani onu demeye çalışıyorum. Bakıyorsunuz Elon Musk bir açıklama yapıyor. İşte dün müydü, evvelsi gün müydü, tweet'ten bir şey paylaştı Elon Musk. Evet. Uçtu gitti yani şey Bitcoin. Yani bu kadar böyle frekansı yüksek veya
dalgalı bir şeyden bahsediyoruz. Para biriminden bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani böyle bir dünya yok. Böyle bir kazanç da yok. Evet, mesela borsaya giriyorsunuz. Bizim borsamızda mesela devre kesici diye bir şey vardır. Duymuşsunuzdur. Evet, yani evet. Milyon yaptığı zaman devre keser. Evet. Veya işte borsada bir şirketin durumu kötüye gidince işte A şeyinden alıyorlar, A piyasasından alıyorlar, bir alt piyasaya düşürüyorlar mesela. Ama Bitcoin'de böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla Bitcoin tamamen riskli. Yani bana soracak olursanız ben yaklaşık 25 yıldan beri iyi kötü bu işin içindeyim. Yani tavsiye etmem demeyeyim, yatırım tavsiyesine girmesin dediğim gibi de. Ama sonuç itibariyle yani Bitcoin arkasında kimin olduğu belli olmayan, yasal boşluğu bulunan, en önemlisi bizde boşluk var biliyorsunuz. Ha, offshore bankacılığa benziyor. Duymuşsunuzdur offshore bankacılığı. Evet, evet. Yani normal ticari bankaların yanında bir de offshore bankalar var biliyorsunuz finans sektöründe, finans sisteminde. Offshore bankalar gibi bir şey. Yani demek ki offshore bankalar, ben öyle söylüyorum, çok tutmadı ki, yani yatırımcı anlamında, birikim sahibi anlamında çok tutmadı ki bu sanal para veya kripto para çıktı. Offshore bankada mantık 3 aşağı 5 yukarı aynı. Devletin düzenlemesi yok denecek kadar az. Mevduat sigortası yok mesela offshore bankaların çoğunda. Artı bu tip şeylere açık. Yani manipülasyonlara açık. Artı şeffaflık yok en önemlisi. Yani ne kadar kazandığı bellisiz, aktif büyüklüğü bellisiz, hiçbir şey belli değil yani. Dolayısıyla ha offshore banka ha kripto para, bu anlamda çok bir farkı yok yani şey anlamında, bu tür riskler anlamında bence aynı potadalar bu ikisi. Onun için yani kripto paraları devreden çıkarmanın veya kripto paralara olan ilginin azaltılmasının en önemli yolu bence herkesin kendi işinden sağladığı kazançları daha cazip kılmak. Mesela işte vergi atıyorum. Yani çok ciddi bir vergi yükü var şu anda Türkiye'de. Mal üretiminde olsun, hizmet üretiminde olsun, yani hayvancılıkta olsun, tarımda, nerede olursa olsun çok ciddi bir vergi yükü var. Yani herkes çok ciddi bir vergi yükünün altında. Dolayısıyla kazançlarımızın ciddi bir oranı vergimize gidiyor. İşte bu kapitalist sistemin biliyorsunuz ne yazık ki bir sonucu, en önemli gelir kaynağı vergi devletlerin. Hal böyle olunca insanlar üretimden, mal ve hizmet üretimini kastediyorum, mal ve hizmet üretiminden ziyade böyle kolay para kazanma yollarını tercih ediyorlar. Kripto paralar gibi. Ama yani kolay, herkes kolay para kazanmayı ister. Ama kolay para kazanayım derken de yatırımımızdan veya tasarrufumuzdan, birikimimizden olmayalım diye söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yani bugün 3.000-5.000 doları çok ciddi gayretlerle bir yere koyuyoruz. Yani bugün insanların gelir seviyesi belli. 3.000 lirayla 5.000 lirayla geçiniyor insanların çoğu. Nüfusun büyük çoğunluğu, asgari ücret dediğimiz ücretlerle geçiniyor. İyi kötü ek iş yapılıyor, bilmem ne yapılıyor ki 3-5 kuruş bir tarafa atayım diye. Siz de 3-5 kuruş attığınız parayı birilerine tabir caizse ben yiyemiyorum, buyurun siz yiyin dememeliyiz. Ben onu kastediyorum. Yani bir açıklamayla bile böyle ciddi oranda dalgalanan bir para olsun, finansal yatırım aracı olsun, bana göre çok masum değildir Hayri Bey. Kesinlikle. Sonuçta hocam yani bunlarla ilgili işte arkadaşlarla falan sohbet ederken, işte bu konularla ilgili arkadaşlarla, işte herkes belli indikatörler kullanıyor. Herkes ve çok ilginç, yani haftanın 7 günü 24 saat açık bir piyasa, özellikle kripto piyasası. Ve işin bir tekniği var her şeyden önce hocam. Siz bunun profesörüsünüz. Ya işin tekniğine uymayan şeyler var hocam. Yani artık indikatörler zirve yapmış. Her şey zirvelerde. Yani nasıl söyleyeyim? Stokastik yüzlerde adam hala uçuyor yani. Evet. Ve buradaki
Bir söylem nedir? İşte Elon Musk'ın bir söylemi. Daha sonra biliyorsunuz dedi ki ya ben alın dedim demedi dedi. Yani ben alıyorum dedim dedi. Biliyorsunuz. Yani işte yine aynısını Dogecoin'de yaptılar. %400'ler, 500'ler. Yine Bitcoin onların yanında çok şey kalıyor. Ne Masum diyelim? kalıyor. Masum Masum kalıyor. kalıyor. Yani günlük %400'e artanlar falan var hocam bunların içerisinde. Doğrudur, doğrudur. Evet, yani borsalarda da hocam şöyle bir durum söz konusu. Onlarla ilgili de bu finans programlarını yapmaya başladığımızdan beri ilgileniyoruz. Program arkadaşlar bu arada artık soru kalıbının çok dışında tamamıyla sohbet havasında geçiyor. Şimdi 20 yıl önce bir şirkete vatandaş bir yatırım yapıyor. Örnek konuşuyorum. Atıyorum 100 bin TL'lik 20 yıl önce bir vatandaş yatırım yapmış. Bugün Evet. baktığımızda bu nereye gelmiş? 1 milyon TL'ye gelmiş. Örnek konuşuyorum. Yapmış olduğu yatırım veya 200 bin TL'de veya 100 bin TL'de kalmış da olabilir ama öyle olduğunu düşünmüyorum. Borsalar uzun zamandır rallide çünkü. Ve burada da dolar bazında bir şirketi bilmiyorum ben dolar bazında incelemeyi daha uygun görüyorum. Yani Evet. TL'den ziyade dolar bazlı incelemeyi. 20 yıl önce bu vatandaş diyelim ki buraya 100 bin dolar yatırmış. Bugün geldiğimiz noktada birçok şirketlere baktığımda ben 100 bin doları karşılamıyor. Evet. Yani bunun hisse değerleri şu ana itibariyle vatandaş bu yatırımını paraya çevirmek istese 100 bin doları karşılamıyor. Burada biliyorsunuz piyasa değeri, defter değeri, şirketin borçluluğu, şirketin karlılığı. Bir bakıyoruz ki şirketin defter değeri örnek konuşuyorum 100 bin TL iken piyasa değeri 1 milyon TL'ye çıkmış hocam. Yani bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bu özellikle şu anda yeni piyasaya giren ben bu 2021 yılını küçük yatırımcı açısından şahsi görüşüm hocam. Buradaki konuştuklarımız arkadaşlar bir sohbet ortamında geçen konuşmalardır. Hiçbir şekilde ne hocamın söyledikleri ne bizim söylediklerimiz bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizler yatırım yapmak istiyorsanız bu konunun uzmanları var, yatırım kurumları var. Gidip onlardan aracı kurumlar var. Bu hizmeti alabilirsiniz. Buradaki olaylar tamamıyla bir değerlendirmedir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet. Bunu nasıl değerlendirmek, nasıl okumak gerekiyor hocam sizce? Şimdi Hayri Bey, öncelikle şuradan başlayalım müsaadenizle. Sermaye piyasaları, biz derste öğrenci arkadaşlarımıza anlatırken uzun vadeli fon arz ve talebinin buluştuğu piyasalardır diye anlatıyoruz. Yani sermaye piyasasına giren bir şirket, halka açılan bir şirket, finansman sağlayan bir şirket bu olaya uzun vadeli bakacak çünkü öz kaynak. Madalyonun öbür tarafında yatırımcı boyutu var. Bireysel yatırımcı veya kurumsal yatırımcı her neyse. Yatırımcı da bu olaya uzun vadeli bakacak. Yani al sattan ziyade sermaye piyasalarına, Borsa İstanbul'da hisse senedi şeklinde veya hisse senedi piyasalarına giren bir yatırımcı kısa vadeli bakmayacak. Yani al sat dediğimiz olay çok sağlıklı bir olay değil. Daha doğrusu sermaye piyasalarının ruhuna aykırı bir davranış. Sermaye piyasası uzun vadeli fon dediğim gibi arz ve talebinin buluştuğu piyasa. Hal böyle olunca dönüp bakıyoruz şeye, uygulamaya. Ne yazık ki borsaya az önce bahsettik ya bir paradan para kazanma mantığıyla bakılıyor. İşte o zaman ne oluyor? O zaman kağıtlar manipüle demeyelim de bunun adına. Çünkü manipülasyon suçtur. Efendim işte içeriden öğrenme, manipülasyon bunlar efendim işte keriz silkeleme bu tür faaliyetler suçtur. Ama en büyük buradaki sıkıntı ispat sıkıntısı. Yani bizim borsamızda biliyorsunuz işte alım satım yapanlar arasında bir şey vardır. Bir gizlilik vardır. Kimin yaptığı, kimin aldığı, kimin sattığı belli ama yani hal böyle olunca bu tür hileli işlemlerin ne yazık ki borsaya yansıdığına şahit oluyoruz. Ha, borsa zaten bunu veya SPK bunu tespit ettiği anda takdir ederseniz hemen cezasını kesiyor. Veya işte işlem yasağı getiriyor, işte açığa satış yasağı getiriyor,
borsanın birçok kuralı var biliyorsun. Çünkü borsa dediğimiz kurum organize bir piyasadır. Ama işte ne yazık ki borsaların hemen hepsinde, çoğunda ben araştırmadım ama bu hilelerin veya yanlış işlemlerin en azından gayri ahlaki diyelim bunun adına dilerseniz. Yani resmi o hukuki boyutu, o bize alanın değil en azından. Gayri ahlaki diyelim bu faaliyetlere. Gayri ahlaki işlemlerin ne yazık ki yapıldığına şahit oluyoruz. Yani ama işte dediğim gibi tespitte veya ispatta bir sıkıntı var. İspat edilince zaten dediğim gibi SPK'ydı, borsaydı gereğini yapıyor. O faaliyeti, o gayri ahlaki veya işte gayri resmi işi kim yaptıysa, o alım satım faaliyetlerini kastediyorum takdir edersiniz. Kim yaptıysa buna ceza kesiliyor. Ama işte o zaman da dediğiniz noktaya geliyoruz. Bu tür faaliyetler yani daha doğrusu bu tür alım satım işlemleri, istemediğimiz alım satım işlemleri bir bakıyorsunuz 10 sene sonra, 20 sene sonra şirketin değerini istediği oranda arttırmıyor. İşte burada esasında bu işin bir de firma boyutu var. Türkiye'de halka açık firmaların önemli bir kısmı sistemli, düzenli bir kar dağıtımı yapmıyor. Bana göre en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani şimdi siz yatırımcı olarak, bireysel yatırımcı olarak girmişsiniz. X şirketinin, Y şirketinin hisse senedini satın almışsınız ve ortak olmuşsunuz. Ortak olmanın temelde iki tane temel getirisi vardır. Bir, kar payıdır. Yani o şirketin kazancından elde ettiği kârı dağıtmasını beklersiniz ortaklara. İki, sermaye kazancı dediğimiz şirketin hisse senedini fiyat yükselişinden kâr elde etmektir. Şimdi temettü kesin bir şey değil. Yani şirket yıl sonunda kâr elde etmiyor. Elde ettiği kârı genel kurulda karar alıyor. Dağıtmıyor bir kısmını, tutuyor, otofinansman yapıyor. Biz bunu otofinansman diyoruz. Ha, iyi ki burada devlet var, onu ifade ederim. Yani iyi ki burada SPK var, mevzuat var. Hani dedik ya, sermaye piyasaları organize piyasalardır. Bizim borsamız organize piyasadır. Bütün şartları, alım-satım kuralları, her şey bellidir. En ufak bir şey flu değildir borsamızda. Borsamız iyi işliyor Allah'a şükür. Ama gelin görün ki uygulamada işte bu tür yani şirket kaynaklı olumsuzluklar borsayı istenilen noktaya getirmiyor. Daha doğrusu kağıtları istenilen noktaya getirmiyor. Yani şirket kar dağıtmayınca ne oluyor? Ortak demotiv oluyor. Ortak iyi kötü birikimini götürmüş, yatırmış borsaya veya şirkete karından pay alacağım diye. Ama şirket tabiri caizse diyor ki ah buyurun avucunu yala ben bu sana kar dağıtmayacağım diyor. Ha dağıtması gereken minimum bir rakam var. Birinci tertip temettü, ikinci tertip temettü diyoruz. Dedim ya iyi ki devlet var diye. Yani devlet de diyor ki şirkete, ya sen halka açıksan, bu adam da sana ortaksa, bu adama şu kadar dağıt diyor. Ha ondan sonraki sen bilirsin diyor. İstersen yedek akçe olarak ayır, ihtiyat de, yedek akçe de, ne bileyim işte olağanüstü yedek, ne dersen de adına muhasebe açısından. Çok problem değil. Dağıtma diyor. Ama ne yazık ki işte şirketler finansman yapılarını, kaynak yapılarını desteklemek adına bu karın büyük bir kısmını ne yazık ki ortaklarına dağıtmıyorlar. Ortaklarına dağıtmayınca efendim yatırımcı tabir yerindeyse mağdur oluyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz sermaye kazancına, yani hisse senedini atıyorum 10 liradan aldım, 12 lira, 13 lira, 15 lira, 20 lira olma ihtimali var. İşte biz buna sermaye kazancı diyoruz bu aradaki farka. Orada da kesinlik bir şey yok. Doğru mu? Yani evet. Hani bahsettik ya ne yazık ki bu gayri ahlaki, gayri resmi işlerden dolayı bazı şirketlerin işte geçen hafta ismini vermeyelim bir şirketin kağıdında ciddi bir değişiklik oldu. Hiçbir gerekçe yokken. Tamam mı? Ama şunu ifade etmekte fayda var. Bundan 5-10 seneki önceki borsamızda yok. Mesela KAP çıktı biliyorsunuz. Kamuyu aydınlatma platformu. Evet. Çok ciddi bir gelişme. Borsamız adına, sermaye piyasalarımız adına çok ciddi bir gelişme KAP. KAP sayesinde herkes şirketle ilgili bilgileri
aynı anda öğreniyor. Olumlu veya olumsuz. Atıyorum Galatasaray bilmem kimle görüşüyor. Atıyorum yani. Hemen bunu kapa bildiriyor. Diyor ki biz şu futbolcuyla görüşme halindeyiz diyor. Dolayısıyla herkes aynı anda öğreniyor. Tamam mı? İşte bu tür olumlu gelişmeler de var borsamız adına. Ancak ne yazık ki o bahsettiğiniz olumsuzluğun dolar bazında olsun, işte TL bazında olsun dediğiniz doğru. Dolar bazında değerlendirmek daha doğru. Umduğunu bulamamanın diyelim. Yani en büyük gerekçelerinden bir tanesi ne yazık ki şirket kaynaklı nedenler. Özellikle ve özellikle bu temettü dağıtımı konusunda yaşadığımız sorunlar. Evet. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Programımız da bayağı güzel gidiyor. Ama biz izleyenlerimize şu sözü verelim. Size de son söyleyeceklerinizle ilgili biz söz hakkı verdikten sonra biz her pazartesi Sayın İbrahim Halil Ekşi hocamla Finans Gündeminde Yeni Mesaj TV YouTube kanalında sizlerle olmaya çalışacağız. Sizleri de bekliyoruz. Zaman zaman hocamızın müsait olduğu zamanlarda inşallah canlı yayınlarda yaparız. Bununla ilgili finans piyasalarında doğruyu, gerçeği öğrenmek istiyorsanız sevgili dostlarımız Finans Gündemi programında Yeni Mesaj TV'de her pazartesi saat 10'da buluşmayı bekliyoruz inşallah. Buradaki söylemiş olduğumuz her şey, ekranlara yansıtmış olduğumuz her şey tamamıyla bir sohbet havasındadır. Kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Burada yatırımlarınızı aracı kurumlar aracılığıyla yönlendirmeniz mümkündür. Bu konuda da bizi ilgiyle takip ettiğiniz için izleyenlerimize ben teşekkür ediyorum. Hocam son olarak bu haftayla ilgili nasıl olabilir? Bu haftada beklentilerimiz neler olabilir? Neler beklemeliyiz bu haftadan? Olumlu olumsuz gelişmelere bakarak neler söyleyebiliriz bu haftayla ilgili? Şimdi biliyorsunuz finans piyasalarının gündemini işte pandemi belirliyor. Ve dolayısıyla birazcık da yeni seçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden belirliyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu sabahtı. Biden'ın Çin'le ve Rusya ile olan ticari ilişkilerinde sanki yumuşama en azından Trump kadar sertlik yanlısı, sertlik mi diyelim tam ifade etmekten ne kadar doğru, politik bir hata yapmayalım yani bu ifadeyi kullanırken. Şahin diyelim. Yani Trump kadar Şahin olmayacağı beklentisi hakim oldu bende. Yani sanki Biden biraz daha ılımlı veya güvercin politikalarla daha uzun vadeli gidecek gibi duruyor bana göre. Ha bu ne demek? Şimdi kur savaşları demek. Yani veya ticaret savaşları demek. Yani bu savaşların biraz daha ılımlı ortamda savaş muhakkak olacak. Yani bugün işte NATO'da biliyorsunuz açık açık Rusya ve Çin'le şeyden bahsetti. Rekabetten bahsetti Biden. NATO toplantısında biliyorsunuz işte Avrupalı mevkidaşlarına veya efendim müttefiklerine mesaj verdi. Beraber olalım Rusya ve Rusya ve Çin'e karşı gibisinden. Arkamda durun veya işte Türkçesi demek istedi. Öyle yorumluyorum ben. Şimdi şey devam ediyor, savaş devam ediyor, sıkıntı yok. O konuda kimse savaşın bittiğini söylemesin. Yani soğuk savaştı, işte kur savaşlarıydı veya ticaret savaşlarıydı falan. Ama savaşın sanki seyri biraz daha ılımlı gidecek gibi, tamam mı? İşte bu ılımlı gidiş ha gibi diyorum, dikkat buyurun, ben politikacı veya siyaset bilimci değilim. Bu bana göre ılımlı sayılabilecek, Trump'la karşılaştırırsak ılımlı sayılabilecek bu eğilim piyasalara bana göre olumlu yansıyacak. Özellikle borsalara. Biz buradan nasıl payımızı alacağız işte? Yani Amerika'da çok olumlu gelişmeler olmuş, Çin'de olumlu gelişmeler olmuş, işte İngiltere'de. Onlar bizim için problem değil. Yani biz bu vatanın evladıyız. Bu memleketin evladıyız. Dolayısıyla dışarıdaki olumlu gelişme veya olumlu sayılabilecek daha ılımlı bir savaş, ticaret savaşını kastediyorum, bize nasıl yansıyacak? İşte benim merak ettiğim soru bu. Yani onu da zaman gösterecek. Yani kimse bilemiyor. Yani
altın nereye gider, işte petrol nereye gider, kurlar nerede durur veya durur mu? Bunlar çok zor sorular. Yani ekonomiyi veya ekonomik göstergeleri tahmin etmek, Hayri Bey takdir edersiniz, çok zor şeyler. Yani istediğiniz kadar analiz yapın, işte yapay zekayı çalıştırın, ne yaparsanız yapın, çok zor. Bugün yanlış anlamayın, yani işte bizim büyüme rakamlarımızı revize ettiler, doğru mu? Evet. Kredi değerlendirme şirketleri, Morgan Stanley olsun falan, bunlar revize ettiler Türkiye'nin büyüme rakamlarını. Biraz birkaç puan arttırdılar biliyorsunuz. Bizim adımıza olumlu bir gelişme. Ama yani o insanlar bile, şunu demeye çalışıyorum. O insanlar bile, yani o kadar teknik veya işte akademik bilgi anlamında altyapıya rağmen, işte bundan bir yıl önce Türkiye'nin ekonomik büyümesini, işte atıyorum yüzde, tam hatırlamıyorum, %2 olarak düşünüyordu. Ama şu anda %3'e revize etti mesela. Tam rakamlarda sapma olabilir ama üste revize etti, yani alta revize etmedi. Dolayısıyla onlar bile bu kadar imkanlara rağmen ekonomik göstergeleri veya gidişatı tahmin edemezken, bizim burada affınıza sığınıyorum, yani şu şöyle olur, bu böyle olur demek lüksümüz yok bana göre. Çünkü birçok faktör var. Birdenbire dengeler değişebiliyor. Dengeler değişince de bu sana bir şekilde yansıyor. Maça benziyor. Yani maç giderken birdenbire teknik direktör hakeme işaret ediyor. Ben oyuncu değiştireceğim diyor. Haydi buyurun bakalım. Bütün plan alt üst oluyor, karşı takımın bütün planı. Ben biraz buna benzetiyorum şeyi, finansal piyasalardaki oyunu. Ay, Yani bir oyuncu zaten böyle değil. de oldu hocam. Sözünüzü kesiyorum. Altında denildi ki işte Çanak yaptı. Çanağın hedefi bellidir. İşte 2300'lerdir, 2500'lerdir falan denildi. Öyle mi? Yani oradaki formasyonlara bakılarak hedef gösteriyor. Değerli arkadaşlarımız, değerli hocalarımız. Burada da sonuçta bu piyasada işlem yapan büyük yatırımcılar veya balinalar diyelim. Sonuçta insanların işlemin tersini çok rahat terste bırakabiliyorlar yapmış oldukları işlemi. Kesinlikle. Yani Kesinlikle hedef öyle. belliydi. 2300'ler, 2500'lerdi yani görünen hedef. Gümüşte 40 dolar hedefleri verilirken yine biraz daha stabil altına göre baktığımız zaman kripto ile ilgili hiç kimse konuşmazken bugün herkes yükselirken zaten bunun iki şıkkı var hocam. Ya A şıkkı ya B şıkkı. Ya yükselecek ya inecek. Birisi tutturdu ben demiştim falan oluyor yani. Ya bu sonuçta dediğiniz gibi bunu çok ince noktalarıyla insanlar tahmin etmiş olsalar zaten büyük yatırımcılar o noktada piyasaları ciddi manada alt üst edebiliyorlar. Anlık gelişmeler her şeyi değiştirebiliyor. Biden başa geldiğinde deniliyordu ki işte değerli metaller filan işte onun açısından önemli filan. Daha Biden'ın adı duyulur duyulmaz 1950'ler 60'lar gözükmüşken onsun fiyatlarında. Bugün adam koltukta 1750'deyiz yani bunu nasıl açıklamak mümkün olabilir? Tabii ki piyasa şartları günlük olarak, anlık olarak, dakikalık olarak durmadan değişkenler var bu noktada ve siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Evet hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani ama işte sonuç itibariyle, yani dışarıda kıyamet kopuyor. Doğru mu? Yani yangın var, Allah göstermesin. Kıyamet kopuyor. Sen dön kendi evine bak. Yani sen dön kendine bak. Yani senin ekonomik gelirinde veya hane halklarının gelirinde nasıl bir iyileşme var? İyileşme var mı? Yoksa gerileme mi var? Yoksa birikimlerimiz tabiri caizse heder mi oluyor? Birilerinin kucağına mı gidiyor? Birilerinin cebine mi gidiyor? Yani bu tür şeylere ben geçen gün gazetenize de yazı yazdım. Eksik olmayın. Israrla söylüyorum. Yani bireysel yatırımcının kesinlikle ve kesinlikle sakin olması gerekiyor bu tür ortamlarda. Yani anormal günleri yaşıyoruz son bir yıldan beri. Aşı çıktı, çıkacak. Şimdi aşı çıktı, mutasyon başladı. Doğru mu? Yani Evet. ama buna rağmen işte bazı emtia fiyatlarında düşüş var. Altın başta olmak üzere. Efendim işte aşı çıkacak dedik, petrol artacak dedik. İşte petrol artarsa Türkiye'nin işte enflasyon rakamları etkilenecek. İşte petrole bağımlılık var, şudur budur falan. Dolayısıyla yani bunlardan önemli olan bizim birey olarak gol yemememiz. Yani gol yemeden bu şeyden, bu süreçten, bu tünelden mi diyelim, çıkmamız gerekiyor. Onun için dediğim gibi sakin olmak, iyi okumak, yani göstergeleri iyi okumak, sizin bahsettiğiniz gibi hiçbir şey bilmiyorsak
danışmanlık almak ama resmi kurumlardan. Sizden benden değil yani. Ben danışman değilim. Evet. Yani biz bu işlerin akademisyeniyiz. Gidecek devletin yetkilendirdiği bankalar var, aracı kurumlar var. Ne bileyim en başta bunlar geliyor aklıma. Bunlar yetkilendirilmiş kurumlardır. Burada çalışan broker arkadaşlar var, dealer arkadaşlar var. Bunlar hepsi birikimli arkadaşlar. İşin tabiri caizse piri onlar. Yani onlardan resmi kanallardan danışmanlık alacaklar veya işte sözleşme yapacaklar onlarla. Onlar yönlendirecek bunları. O şekilde en az gol yiyerek bu tünelden çıkarız diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum yanımıza Ben katıldığınız için. Yeni Mesaj hayır. gazetesindeki yazılarınızı da ilgiyle takip ediyoruz. Ekonomi ve finans üzerine gerçekten ulaşılması zor gündem oluşturan konulara değiniyorsunuz. O konuda da sizi tebrik ediyoruz. Evet Eksik. değerli izleyicilerimiz, Yeni Mesaj TV YouTube kanalındaki bir finans gündemi programında burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sayın Finans Profesörü Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamıza programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Her pazartesi saat 10'da YouTube kanalımızda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.